B grubunda günün dördüncü karşılaşmasına geçiyoruz. Mavi tarafta SKT, kırmızı tarafta IMEI. Olaf'ın hadi baltasını yiyip sonra o baltaya kullansa yavaşlatmadan çıkmak için diyeceğim ama Olaf'ın baltası da gelmiyor. İşte bu arada biri bir durum var. Yalnız yan taraftan gelen şampiyonlar var. Bitkinli kullanıldı Athena'nın üzerine. Hiç manası yok ve Athena orada Ikar'ı verecek mi? Son vuruş kimden geliyor? Olaf'tan geliyor. Faker 150 canlı ortadan kurtulurken aynı şey Athena için söz konusu değil. Ama hem ilk önce Cassiopeia'nın zehrinden Q'sundan daha doğrusu daha sonra ultisine çok iyi bir şekilde mesafe kapatıyor. Evo Yıldız ama Alev Ejderi orada asist yaparak Kha'Zix'e kazandırmayı başarıyor skoru. Ama bu Alkortor'u ne yapacak? Evet, Alkortor'da 30 milyonluk bir fark var. Şimdi Duke üzerine atıldı ama Evo Yıldız çok iyi baskın yaptı oradan. Duke skorunu almayı başarıyorlar. Şimdi Blank Ragnarok var hala devam ediyor. Sıçradı Amazing Jay. Çarpını kullandı Evo Yıldız onun üzerine. Bu skor olabilir. Yalnız hiçliğin dikenleri kaçtı ama skoru almayı başardı. Minyonlardan gelen hasar onu öldüreceğini düşününce orada bir de sıçrasını kullandı ama sanki bu sıçraya gerek yoktu. Blank de almayı tercih ediyor. 6000'de. Bizler ama Blank'ı tercih etti. SKT ekibi Amazing Jay aradan Wolf'u yakaladı. Bir de ultisini kullandı. Gelen trajedi var. Evo Yıldız geldi ve Olaf skorunu almayı başardı. Son perde açılıyor. Son iki mermi daha var. Üçüncü de kaçtı. Dördüncü orada. İsabet etmiyor Wolf'a ve önce kimse isabet etmedi. Bu da kimse isabet etmiyor. Gelen Vartuz'u iki kişi yakaladı. Oraya bir Cosmic Bar gelmesi demek skoru geldiği anlamına gelebilir. Wolf yakalandı yine önde. Arka taraftan açılan son perde. Wolf skorunu almaya yetişecek mi? Hayır. Bang hissediler ve Bang skorunu almayı başardılar. Son mermide orada Wolf'a isabet ediyor ve IMEI 2 skor almayı başarıyor. Yalnız canlar çok az. Şimdi geri çıkmak istiyor IMEI. Kişi üstünde olsa da bu arada Rus skorunda almayı başarmış. Yalnız yakalanan bir Faker var orada. Son vuruş Jin Zhao'dan geldi. Ve pozisyon dışı kalan Faker'a sıçratma fırsatı bile vermedi IMEI. Şimdi Bart'tan gelen bir ulti var. Kimse isabet etmedi o ulti. Yalnız Rud'un canı çok azalmış durumda. Rud o savaştan çıkıyor ama Amazing Jay'e girmeyi tercih etti. Ama hasarın devamı yok. Anında düştü. Amazing Jay çok tank olmasına rağmen anında düşüyor o noktada. Ve Rud da şimdi üstüne doğru ilerliyor. Sihir geçişinden geçtikten sonra burada Baron almayı tercih edebilir SKT'i. Yalnız Deşenok artı şok patlaması Kha'Zix'in %80 canını götürdü. Çünkü yavaş yavaş zırh eşyaları birikiyor. Şimdi sonrası boşa gitti. Son perde açıldı. İki tanesi boşa gidiyor. Blank'i yakaladılar orada ama çok mantıklı bir karar değil. Amazing Jay Bang'in üzerine gitti. Kha'Zix zıpladı ama Bang'den güzel bir sıçra anında Amazing Jay'i düşürmeyi başardı. Athena şimdi önde. Athena Seraph'ın Cevkat'ını kullandı. Hala zonyası var Athena'nın. Çok fazla yetenek yağıyor sağdan soldan. IMEI hemen buradan çıkma kararı aldı. Ve en tank üyesini Amazing Jay'i başardı savaşlarda. Oyunun orta bölümlerinde kazanmayı başardı savaşları. Ondan sonra hiçbir takım savaşında bunu başaramadı. Ve Kadim Ejderha'yı hızlı bir şekilde başladı SKT'i. 5000'e kadar indirdi bu jan. Üst koridordan IMEI minyonları ikinci kuleye kadar gitmiş durumda burada. 1500'e çalabilecek mi? Hayır. Güzel çalamadı. Yalnız 4 kişiye tutan bir Bartuzis. Şimdi için top perdeyi açtı. Wolf'un canı az. Black Athena'yı kovalıyordu ama geri çıktı. Evo Yıldız düştü arada. Kha'Zix'i almayı başardılar. Şimdi buraya kadar diyor ve Caitlyn alıyor. IMEI savaşı kazanacak mı acaba? Bang'i almayı başardılar. Ama çok iyi bir şekilde sinerjiyle oynuyor. Faker sıçrayarak Cassiopeia skorunun kahanesine yazdırırken Jin Zhao sıçrayla birlikte oradan uzaklaşıyor şu an için. Duke'dan gelecek bir şok patlaması yeterli olur mu acaba? Duke şimdi kullandı şok patlamasını. 100 canı kaldı orada. Ama Kadim Ejderha! Kadim Ejderha güçlendirdi sonra. Kalanı tamamlıyor ve Duke'a yazdırıyor. Skor bir çıkmayı başardı. Eskiti burada karşılaşmayı kapatacak artık. 45 dakikalık bir mücadele izledi. İndex kulesi düştü. IMEI'de 5 kişi ayakta. Ama hiçbir yetenek kalmadı. Bu arada Athena'nın hala ultisi var. Duke sıçradı. Jin Zhao'nun üzerinde çok fazla hasar var. Jin Zhao'yu almayı başarıyor SKT takımı ve IMEI karşısında galip gelip böylelikle liderliğini garantiliyor. 4 galibiyetle B grubunda. SKT de liderliği garantiledi. Pek şüphemiz yoktu aslında ama bu böylece 4 grubun 3'ünde Kore takımları grup birincisi oluyor. Her şeyden önce onun altını çizelim. Ve biraz sonra oynanacak olan Cloud9 IMEI karşılaşması da gerçek bir finale dönüşüyor.